Türkiye, geliştirdiği savunma sanayisi ürünlerinin motor ihtiyacını karşılamak için bir dizi çalışma yürütüyor. Türkiye'nin Havacılık Motor Merkezi TUSAŞ Motor Sanayi AŞ tarafından yürütülen çalışmalarda önemli aşama kat edildi. Helikopterleri yabancı motor bağımlılığından kurtaracak TS-1400'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 1660 beygire kadar güç üretme kapasitesine sahip motorun üretiminde, imalat ve malzeme teknolojileri alanlarında pek çok ilke imza atıldı. Türkiye'de ilk tek kristal türbin kanadı üretimi gerçekleştirildi. İlk kez nikel ve titanyum alaşımları için havacılık kalitesinde dövme teknolojisi geliştirildi. TS-1400'ün tüm testleri de milli imkanlarla geliştirilen milli bremzelerde yapılıyor. Yerli motorun yer alacağı Gökbey Genel Maksat helikopterinin sertifikasyon ve geliştirme test uçuşları da başarılı şekilde devam ediyor. Dişli kutusundan pallerine, rotorundan hub sistemine, aviyonik sistemlerinden iniş takımlarına kadar yerli olarak geliştirilen Gökbey, yerli motorla buluşmaya gün sayıyor. TS-1400 motorunun prototipi yıl sonuna kadar Gökbey üzerindeki yerini alacak. Böylece motorun helikoptere entegrasyon çalışmaları başlayacak. Motorun da yerlileştirilmesiyle Gökbey tamamen yerli ve milli hale gelecek ve yurt dışına herhangi bir bağımlılığı kalmayacak. Böylece Türkiye, kendi helikopterini tasarlayıp üreten az sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak Gökbey helikopterinin ihracatının önünde de herhangi bir engel kalmayacak. İlk uçuşunu 6 Eylül 2018'de yapan Gökbey'in seri üretiminin 2021 yılında başlaması hedefleniyor. Gökbey, taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek.